Herkese merhabalar. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem 1. yazılı provamıza başlıyoruz. Lütfen arkanıza yaslanın. Koltuklarınızı dik konuma getirin ve dikkatli bir şekilde birazdan anlatacaklarımı dinlemeye çalışın arkadaşlar. Birinci dönem birinci yazılı konularına baktığımızda giriş yazım kuralları, noktalama işaretleri ve hikaye konusu. Yani ilk başta giriş ünitesini, sonrasında da hikaye ünitesini çalışmamız gerekiyor. Şimdi giriş konusunda neler vardı? Edebiyat tarih ilişkisi vardı. Edebiyatın tarih ile edebiyatın dinle ilişkisini mutlaka bize sınavda soracaklardır. Edebiyatın dinle ilişkisine baktığımızda İslamiyet öncesinde din adamları aynı zamanda sanatkarlar olduğunu bilmemiz lazım. Yani burada Edebiyatın din ilişkisine şuraya şöyle bir kelime çıkaralım. Şaman kelimesinin tanımını bilmeniz lazım. Şamanlar, kamlar, baksılar, ozanlar aynı zamanda hem din adamıydı hem de birer sanatçıydı. Aynı zamanda İslamiyet'ten önce destanlar, koşuklar ve İslamiye döneme geçtiğimizde yine aynı şekilde tasavvuf ve Allah sevgisi dinin edebiyatla bağlantısını hiçbir şekilde gösteriyor. Zaten edebiyatın dönemlerine baktığımızda İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı, İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı diyoruz. Dolayısıyla edebiyat insanların duygularını, inançlarını, algılarını yansıtıyor, insana hizmet ediyor. Edebiyatın en önemli malzemesi dil. Din de dilin zenginleşmesinde değişmesi önemli rol oynuyor. Yani İslamiyet'ten önce biz Allah, peygamber, namaz, Kur'an bu, tarz kelimeleri kullanmıyorduk. İnşallah maşallah demiyorduk ama İslamiyet'le tanıştıktan sonra 751 Talas Savaşı'ndan sonra İslamiyet'i tercih ettikten sonra İslam dinine geçtikten sonra Elhamdülillah Müslüman dedikten sonra bir anda farklı kelimelerde girecek. Yani din ile edebiyat arasında kuvvetli bir bağ var Bunu bilemiz lazım. Edebiyat ve tarih baktığımızda edebiyatta ee, biliyorsunuz din düşünce duyuyor olaylar söz sanatlarıyla anlatılıyor İyla, eğlenceli bir şekilde e, lirik bir şekilde estetik bir şekilde okuyucu aktarılıyor. Ama tarihte toplumların milletlerin kuruluşları ...etkileyen hareketleri, onları etkileyen hareketler anlatılıyor. Dolayısıyla yer ve zaman göstererek anlatıyor. Edebiyat ve tarihte iç içe. Mesela diyelim ki Tanzimat döneminden Cumhuriyet dönemine kadar ki... ...sanatımız, e, toplumsal hayatımızı anlatan Yakup Kadri, Karosmanoğlu... ...eserlerinde net bir şekilde ne yapıyor? E, tarihten faydalanıyor. Yani onun eserleri hem bir tarihi eser niteliğinde... ...hem de bizler için birer e, edebi eser niteliğinde. Biz o eserlere bakaraktan Tanzimat dönemi toplum yaşam hakkında işte e, dönemi, Milli Edebiyat dönemi, Cumhuriyet dönemi edebi, edebiyatı hakkında ve insanları hakkında bilgiler edinebiliyoruz. Hatta Şinasi'nin bir sözü var. Tarihi gerçeklik edebi eserlerde yeniden yorumlanabilir diyor. Her ikisiyle alakalı bir soru geldi de edebiyatın da konusu insandır. Tarihin de dinin de gelişmeleri insanlardır. Dolayısıyla dinin tanımını yaparsınız. Tarihin tanımını yaparsınız. Sonra edebiyatla tarihin nerelerde birbirinden faydalandıklarını söylersiniz. Türk Edebiyatı'nın ana dönemlerini zaten biliyoruz. Türk Edebiyatı'nın ana dönemleri nelerdi? İşte az önce söylediğimiz gibi dinin etkisiyle dil anlayışı. Bak edebiyat dönemlerine ayrılırken Türk Edebiyatı birincisi dil anlayışı, ikincisi dini hayat, üçüncüsü kültürel değişim arkadaşlar. Kültürel değişim yine önemli ve coğrafi değişim bizim edebiyat dönemlerimizin ayrılmasına çok büyük etkiye sahip. Burada şunu çok iyi bilmemiz lazım. Bizler ee, göçebe bir milletiz ama tabi e, tabii ki İslamiyet öncesinde göçebe hayat yaşarken dilimiz fazla yabancı dillerin etkisi değil. Ama zamanla Arapça, Farsça sözcüklerden batı etkisine geçtiğimizde de Fransa sözcüklerden etkileneceğiz arkadaşlar. Ve dini hayata baktığımızda zaten az önce söyledik. İslamiyet önceki Türk Edebiyatı İslamiyet etkisi Türk edebiyatı diyoruz ve yine kültürel değişim yani göçebe hayattan yerleşik hayata geçmemiz mesela bunlar da bizim edebiyatımızı ciddi bir şekilde etkileyecek. Coğrafi değişime baktığımızda farklı farklı bölgelerde Azerbaycan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da şu anda Türkçe konuşulmasının sebebi, Türkçenin farklı farklı lehçeleri, ağızları olmasının sebebi, bizim farklı coğrafi bölgelerde yaşamamız. Yani Orta Asya'da da yer almışız, Balkanlar'da da, Kafkaslar'da da zaten şu anda Anadolu'da da varız. Dolayısıyla bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi Yazım kuralları ve noktalama işaretleri alakalı zaten birazdan sorular çözeceğiz. Hemen hikaye konusuyla alakalı da sizlere bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Hikayede şunu çok iyi bilmemiz lazım ki o şu e, yani hikaye romana göre daha kısa bir tür. Bunu zaten biliyorsunuz. E, ve aynı zamanda hikayelerde bu da önemli bir bilgi sizler için. E, olay hikayesi var. Olay anlatıyor. Klasik öykü dediğimiz. Durum öyküleri var. kes öyküsü. Bunlar da çağ tarzı öyküler diyoruz. Ama onun sınıfı sizi esas ilgilendiren Dede Korkut hikayeleri halk hikayeleri, mesneviler. Şimdi Dede Korkut hikayeleri alakalı öncelikle şu bilgi vermemiz lazım. Dede Korkut hikayeleri 12 hikayeden oluşuyor. Ve anonim yani söyleyeni belli değil. Konuşmalar e, nazım şeklinde, olaylar nesir şeklinde. Yani konuşmalar şiir şeklinde, olaylar düz yazı şeklinde. Asıl adı kitabı Dedem Korkut ala lisanı taife olsan. Bunu da hocanız sınavda size net bir şekilde sorabilir. Bunu da çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Ve yine aynı şekilde... E, ee, ön sözü vardık, 12 hikayesi vardık. Başka neler söyleyebiliriz? Yazarı belli değil dedik. Anonim dedik. Ee, yani şiirle olayla, e, şiirle konuşmaların düz yazıyla olayların anlatıldığını bilmeniz lazım. Mutlaka bunu size sorarlar. Ve yine hikayelerde hem İslami öğeler var. Yani böyle Allah, Peygamber, Hazreti Muhammed, Namaz gibi Arapça, Farsça dini var. Hem de İslamiyet öncesine ait destansı söyleyişlerin hakim olduğunu bileceksiniz. Destandan, bak burası yüzde yüz çıkar bu cümleye çok dikkat edin. Destandan halk hikayeciliğine geçişin ilk ürünü dede korkut hikayeleri yani destanlar var sonrasında halk hikayelerine geçerken dede korkut hikayelerini bilmemiz gerekiyor dolayısıyla Oğuz Türkçesi yazılmış sade bir dille yazılmış önemli bir eser eserde işte Oğuzların Rumlarla Ermenilerle Gürcülerle mücadeleleri anlatılıyor Dede Korkut hikayelerin yazarı değil. Buna dikkat edin. Bilge bir zat. Hikayelerde Müslüman Oğuzların Rumlarla, Gürcülerle, Ermenilerle savaşlar anlatılıyor. İşte kendi aralarındaki mücadeleleri anlatılabiliyor. Sakın sakın Dede Korkut'a bu üniversite çıkmış. Dede Korkut'a kitabın yazarı zannetmeyin. Aman dikkat edin arkadaşlar. İşte ee, Neler var? Duha Kocaoğlu Deli Dumrulu hikayesi mesela çok meşhur. Orada Deli Dumrul ne yapıyordu? Ben herkesi öldürürüm, herkesi korurum, herkese her şeye gücüm yeter diye düşünüyor. Ama sonradan Azrail ile karşılaşıyor. Azrail'de Allah'ın bir meleği tabii ki can alan bir melek. Eyvah diyor ne yapacağım? Azrail diyor ki Allah diyor ki senin yerine can verecek birini bul. E, o da dolaşıyor mekan mekan. İşte babasından istiyor babası canını vermiyor. Babacısı babası diyor ki seni çok seviyorum ben ama kusura mı oğlum diyor. Annesi de aynı şekilde canım oğlum cicim oğlum ama ben senin için canımı veremem diyor. İşte en sonunda eşi ona diyor ki ben senin için canımı veririm. Sen olmayınca ben niye yaşayayım diyor. Burada aile kurumuna ta o zamanlardan çok değer verildiğinde gösteren önemli bir hikaye. Halk hikayelerine baktığımızda halk hikayeleri yani ellerine böyle sazla hikaye anlatan insanları düşüneceksiniz. Bunlar sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hikayeler bunu bileceksiniz. O zaman halk hikayeleri de sözlü kelimesini buraya not düşmek istiyorum. Aynı zamanda bunlar da yine anonim olduğunu bilmemiz lazım. Ve yine aynı şekilde e, olağanüstülükler sınırlanıyor. Dedekorluk hikayelerindekinden daha da az, destanlardan daha az olağanüstülük sınırlı. Yani gerçeğe yakın, gerçekçi olmaya başlıyor. Ama tabii gerçek hikayeler gibi değil. E, sazla anlatılıyor. Bak sazla anlatıldığını bilmeniz lazım. Saz kelimesini söylemeniz lazım. Konularına göre aşk halk hikayeleri var. Yani işte Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber. Destani halk hikayeleri var. Bunu da yine bilmemiz lazım. İşte Dede Korkut hikayeleri, Köroğlu hikayeleri ve dini temalı halk hikayeleri. Yani işte Hazreti Ali ile alakalı cenknameler veyahut hatta da Danışment Gazi hikayesi gibi. E, cenkname ee, Hazreti Ali'nin etrafında gelişen kahramanlık hikayeleri. Burada Hazreti Ali cengaver gazi tipini temsil ediyor. Müslüman ve Müslüman olmayan iki tipin mücadelesi somut ve hayali varlıklarla, olağanüstü ögelerle Hazreti Ali'nin cenknamelerinde anlatılıyor. Bunu da size sınavda sorabilirler. Yani halk hikayelerinde ozanlar, kalıplaşmış ifadeler kullanacaklar. Şiir, düz yazı karışık buraya yazıyorum. Şiir ve düz yazı var. Aynı Nazım Nesir burada da vardı. Şimdi birazdan sorulara geçeceğiz arkadaşlar. Hemen sorulara geçmeden önce şöyle minik bir özet yapmak istedim sizler için. Ve aynı zamanda e, Hazreti Ali'nin başka neler söyleyebiliriz? E, burada bu yazarlar yani halk hikayelerini yazan kişiler menkıbelerden yani dini hikayelerden, efsanelerden, masallardan beslenip böyle uzun soluk olayları anlatıyorlar. Tarih ve din etkisiyle de gerçek ve gerçeğe yakın konuşmaları sunuyorlar. En sonunda da mesneviler var. Mesneviler de şu kapağımızın arkasına şöyle özetleyeyim. Şimdi arkadaşlar... Mesnevi böyle aruz ölçüsüyle yazılan şöyle göstermek istiyorum şurada beyitleri çizmek istiyorum şöyle A A B B C C D D E E F F diye gidiyor. O zaman Mesnevi'nin kafiye düzeninin bir kere bu olduğunu bileceksiniz bir kendi arasında uyaklı. İkincisi Mesnevilerde beyit sayısı sınırsız bak bunun beyitlerle yazıldığını bilmeniz lazım. Mesnevilerde beyit sayısı sınırsız ve aynı zamanda Günümüzdeki roman ve hikayenin yerini tutuyor Mesneviler. Ve aynı zamanda Aruzun, bak bu cümle de önemli, aruzun kısa kalıpları ile yazılıyor. Aruzun kısa kalıpları ile yazıldığını da bilmeniz gerekiyor. Ee, her beyit kendi içinde uyaklı, aşk konuları işlenebiliyor mesnevilerde. Tasavvuf yani Allah sevgisi konusu işlenebiliyor. Aynı şekilde e, kahramanlık konuları da işlenebiliyor. Ama daha çok mesnevilerde işlenen konu e, tasavvuf, Allah aşkı konusu. Burada şunu çok iyi bilmemiz lazım... Edebiyatımızda çok önemli mesneviler var. Bunlardan mesela örnek verecek olursak... ...mesela Yusuf ve Züleyha yani Şeyh Hamza'nın yazdığı... ...Yusuf ve Züleyha. Yusuf züleyha aşk oluyor ama esas aşkın Allah aşkı olduğunu anlayacak. Ya da Fuzuli'nin yazdığı Leyla ve... <laughs> ...Leyla ve Mecnun. Ben tabii İngilizce yazdım. Siz Leyla ve Mecnun yazın. Sakın sınavda böyle yapmayın. Direkt hoca puan, puanınızı kırar. Veya da işte Yunus Emre'nin yazdığı... ...Nasihatler Risalesi olan Risaletin Nusiye. Tabii burada şunu da bilmemiz lazım. Mesnevi'ler hep Aruz ölçüsüyle yazılan ve Arap ve Fars edebiyatından bize geçmiş bir tür, İran edebiyatından hatta şöyle yazalım, İran edebiyatından bize geçmiş. Aynı zamanda Ahmedi'nin İskendernamesi İskendername. Biraz daha bunlarla alakalı sorular çözeceğiz ya da Gülşehir'inin Mantıkut Tayr adlı eserleri hep önemli mesneviler. Ya da Mevlana'nın Mesnevisi çok önemli bir eser. Ee, Hüsrevi'nin daha doğrusu Hüsrevi diyorum, Şeyh'inin Harname adlı mesnevisi öküz olmaya yeltenen bir e eşeğin hikayesini anlatıyor. Bunlar değerli. Bir de şu da var ki e, beş tane mesnevi olursa hamse oluyor. Demek ki hamse ne demekmiş? Hamse eşittir beş mesnevi. Burası önemli, burası çok çok önemli. E, buraya dikkat edelim. Beş mesnevi. Edebiyatımızda ilk e, hamseyi Alişir Neva yazıyor ilk hamse sahibi. Aynı zamanda e, başka kimler var bize e, hamse sahibi olan? Taşcalı Yahya var, Lami Çelebi var hamse sahipleri. Fuzuli mesnevilerde Azeri Türkçesi kullanarak çok güzel Leyla ve Mecnun gibi, Bengü Bade gibi çok güzel mesneviler yazan önemli bir sanatçı. Bunları da bilmemiz lazım. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'un Ben Bade'si. bak bunu eser olarak sorabilirler. Leyla ve Mecnun yani Leyla ve Mecnun Bengü Badesi bunlar çok önemli ve Azeri Türkçesiyle yazdığı Fuzuli'nin sade bir dille yazdığı. Gülşehri'nin de Mantık Kut Tayrı'nı yine size sorabilirler. Ben de biraz daha zaten sizlerle beraber bu soruları çözeceğiz. Gelin bakalım. Şimdi Genç Osman birinci metin ikinci metin. Soru köküne bakalım. Bu iki metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? Genç Osman 4. Murat'ın Bağdat seferinde 1638 bir müfreze küçük birlik komutanıdır. Yaptığı hücumların birinde yaralanıp Dicle'ye düşerek şehit olmuştur. İkinci metin. Bağdat'ın kapısını genç Osman açtı. Düşmanın cümlesi önünden kaçtı. Kelle koltuğunda üç gün savaştı. Allah Allah deyip geçer genç Osman. Şimdi ikincisi Kayıcı Kul Mustafa'nın genç Osman destanları Şimdi bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? Tabii ki Edebiyat ile tarih arasında ilişki vardır diyebiliriz. Burada net bir şekilde görebiliyoruz. Burada güzel sanatlar ya da e, işte başka neler olabilir, İşte psikoloji bunların hiçbiri doğru değil. Biz burada e, felsefe, sanat, psikoloji değil net bir şekilde neyi bilmemiz lazım? E, edebiyat ile tarih tarih arasında e, bir ilişki olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi o zaman e, burada ilk sorumuzun cevabını adına dedik hemen ikinci sorumuza geçelim. Yukarıdan numaralanmış durumlardan hangisi... ...Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılmasındaki ölçülerden biri değildir. Bunu da az önce söylemiştik sizlerle beraber. Ne demiştik arkadaşlar? Coğrafi değişim vardı. Ateşin bulunması da vardı yine aynı şekilde. Dil anlayışı vardı. Dini hayat vardı. Ee, kültürel değişim vardı. Ama ateşin bulunması yoktu burada tabii ki. Ben de her şeye vardı, vardı diyorum. Ateşin bulunması yoktu. Siz de eğer benimle beraber vardı, vardı diyorsanız... ...bu büyük bir sizin için troll olmuş oldu. Niye? Çünkü... Bunu az önce dersimizin başında söylemiştim. Bakın burada ne demiştik? Dil, dini, kültürel, coğrafi var ama ateşin bulunmasıyla alakalı bir şey yok. O zaman Türk edebiyatının dönemler ayrılması, ateşin bulunmasıyla bir ifade yok. Burası çıkar bakın. Buraya yüzde yüz diyorum. Bu hatamızı, bu trollememizi de unutmayın. Burada sizi böyle ateşin bulunması diyerekten şey yaptık. Coğrafi değişim, dil, din ve kültürel değişimi size sınavda sorabilirler. Buraya dikkat etmenizi istiyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir tablo doldurma sorusu yapalım. Aşağıdaki tabloda boş bırakan yerleri doldurunuz demiş. Şimdi Türk Edebiyatı'nın ana dönemleri bu biliyorsunuz Fuat Köprülü tarafından hazırlanmış önemli bir tablo. Burada İslamiyet'in kabul önceki Türk Edebiyatı'nın başlangıcı belli değil. 11. yüzyıldan başlıyor. 11-19. yüzyıl arasında e, Karahanlılar döneminde ilk Müslüman Türk Devleti hani onlarla başlayacak. Bu Kutat Kubilik, Divan-ı lügat Türk, Atabetül Akayıklar'ın yazıldığı dönem. Sonra 19. yüzyılda da Batı etkisini olacağız. İslamiyet etkisi, Batı etkisi ve İslamiyet'in kabul önceki Türk Edebiyatı. Şimdi İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı'nda Sözlü edebiyat dönemi. Buraya yazıyorum. Burayı sınavda size net bir şekilde sorabilirler. Sözlü edebiyat dönemi yazacaksınız arkadaşlar. Ve yine yazılı edebiyat dönemi. Yazılı edebiyat dönemi yazmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda bu işte dört tane eser var demiştik. Yani Kutat Kubilik, Divan-ı Türk, Atabetül Akayık, divan Hikmet'ten Oldu Geçiş Dönemi ve Karahanlar Dönemi'de. Sonrasında Divan Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Aruz ölçüsüyle ağır bir dille, süslü, soyut konuların işlendiği, mazmunların kullanıldığı edebiyatımız. Ve yine sade dille, hece ölçüsüyle, anonim, hatta bunun çeşitlerine hocanı sorabilir. Burada anonim var, söyleyeni belli olmayan. Aşık var ve tabii ki de ne var arkadaşlar? Ee, tekke tasavvuf halk edebiyatı var. Tekke tasavvufu da buraya yazmamız gerekiyor. Batı etkisindeki Türk edebiyatına baktığımızda burada 19. yüzyıldan itibaren ilk başta Tanzimat Edebiyatı ile başlıyor. 1860'ta Tercüman Ahval Gazetesi'nin yayınlanmasıyla Tanzimat Edebiyatı başlayacak. Birinci ve ikinci dönem toplum için sanat, sanat için sanat yapılacak. Sonrasında Edebiyatı Cedide dediğimiz Servet-i Fünun Edebiyatı var. Servet-i Fünun Edebiyatı'nda yine sanat için sanat yapılacak. Edebiyatımızda ilk bildiri yayınlayan topluluk Fecrati Topluluğu var. Ve ardından da Milli Edebiyat Dönemi var. Milli Edebiyat Dönemi. Burası da yine önemli. 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canik Yöntem Milli Edebiyat Dönemi'ni, Yeni Lisan Hareketi'ni başlatacaklar Genç Kalemler Dergisi'nde. Ve sonrasında da Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımız var. Şimdi başka bir çoktan seçmeli sorumuz var ona bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatı'nın farklı bir dönemini temsil eder? divan Hikmet, hmm, bu geçiş dönemiydi buna bakalım. Geçiş dönemi bakalım. Sonrasında Divan-ı lugat Türk yine bu da geçiş döneminde yazılan bir eser. Atabetül Hakayık yine İslamiyet'e geçiş döneminde yazılan bir eser. Kutat Kubilik de yine aynı şekilde. Ama Irk Bitik İslamiyet'ten önce yazılmış bir eser Uygur döneminde. Dolayısıyla cevabımız C. Divan Hikmet Ahmet Yesevi tarafından yazılan tasavvufi bir eserdi. Divan Lugat-ı Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ilk ansiklopedik sözlüğümüzdü. Atabetül Hakayık hakikatlerin gerçeklerin eşiği Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştı. Hep bunlar İslami dönem didaktik eserlerdi. Kutatku birlikte yine mutluluk bilgisi, mutluluk bilgisi anlamına gelen Yusuf Hacip tarafından 11. yüzyılda yazılmış eserlerdi. Ama ırk bitik İslamiyet öncesi döneme ait bir eser. Şimdi başka bir sorumuz var. Bu dizeler Türkçenin hangi döneminde yazılmış olabilir? Bir senü bir benü bir mutrubu pakize eda, izin olursa eğer bir de nedimi şeyda. gayri yaran bugünlük edip ey şuhu feda, Gidelim ser ve revanım yürü sadabada. Şimdi burada eski Türkçe, Batı Türkçesi, Kuzey Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve eski Anadolu Türkçesi var. Burada doğru cevabımız Osmanlı Türkçesi. Çünkü bu sadabat kelimesinden, Nedim kelimesinden divan edebiyatındaki bir şiire ait olduğunu, Lali Derin'de yazılmış bir şiire ait olduğunu bilmemiz lazım. Buradaki Arapça, Farsça kelimelerinde şu Arapça, bakın Arapça artı Farsça artı Türkçe eşittir Osmanlıca olduğunu da bilmeniz lazım. Böyle bir metin verildiğinde Osmanlıca Türkçesi olduğunu yazmamız gerekiyor. Şimdi bakalım Dede Korkut hikayelerini almış bu mette. Az önce bahsettiğim Deli Domrul hikayesi. Deli Domrul diyor ki ne söyledim bilmedim. Beylikten usanmadım. Yiğitliğe doymadım. Canımı alma Azrail medet dedi. Hani Azrail canını alacak demiştim ya dersinizin başına. Azrail der. Bre deli bana ne yalvarıyorsun? Allah Teala'ya yalvar. Benim de elimde ne var? Ben de bir emir kuluyum dedi. Şimdi emir kulu olduğunu söylüyor Azrail melekler tabii ki bir emir kulu. Şimdi bu parça ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Dede Korkut hikayelerinden alınmıştır. Evet, 12 hikayeden biri. Mensur ve manzum parçaları içerir. Evet, şiir yani düz yazı mensur ve manzum şiir parçaları var. Şurası manzum, şuralar mensur. Doğru. Kahramanların diyaloğu yer almaktadır. Bu da doğru. İnanç çatışması böyle bir şey yok. Saçmalamış. Olağanüstü ögeye yer verilmiştir. Evet, Azrail ile konuşuyor. Azrail ile konuşamazsın. Dolayısıyla cevabımız denizli diyebiliriz arkadaşlar. Başka bir sorumuza bakalım. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aslı'nın gözlerinden Ceyhun misali kan revan olup ağız açmaya mecali kalmadı. Bereket verse dutacı ağacı tuttu dallarından bir dal verdi ona. O dal gerdanında yayılan top zülflerinden üç tel çekti de başladı sağ zünyaza. Şimdi Aslı ne söyledi? Kerem ne dinledi? Biz ne diyelim? Cemaatimiz ne anlasın? Aldı Aslı. Ne gezersin melül melül bu yerde? Aman Kerem beni rüsva eyleme. Düşürürsün beni onulmaz derde. Aman Kerem beni rüsva eyleme. Şimdi bunun bir kere bir halk hikayesi alındığı belli. Tamam. Aslı ve Kerem hikayesi. Mensur yani düz yazı ve manzum yani şiir şeklinde parçalar içeriyor. Ait olduğu dönemin dili özelliklerini yansıtıyor. Sade bir dil var tabii ki. Kültür çatışması böyle bir şey yok. Kültür çatışması yok. Olan üstü gögeye yer verilmiştir. Bakalım ne diyor. Ceyhun misali kanrevan olup ağız açmaya mecali kalmadı demesi dut ağacı tuttu kollarından bir dal verdi. Dut ağacının böyle ona kol vermesi falan imkansız şeyler. Dolayısıyla burada olağanüstü ögeler var diyebiliriz. Cevabımız denizi. Bu tarz ya da bu tarz bir metin inceleme sorusu size sınavda gelecek arkadaşlar. Çok dikkatli olmanızı istiyorum. Şimdi bakalım aşağıdaki mesleğilerle sanatçıları eşleştiriniz demiş. Bunu da sorabilirler. Meslevileri de yazar eser eşleştirmesi buyururlar. Şimdi Yusufu Zeliha tabii ki Şeyyat Hamza'nın. demen şöyle alıyorum. Bu Şeyyat Hamza'ya getiriyorum risalet Nusiye Nüsiye Yunus Emre'nin de hemen onu da şöyle farklı bir renk ve farklı bir şekilde size yetiştirmeye çalışıyorum. Mantıkut Tayr yine Gülşehri'nin eseriydi. Onu da yine bu şekilde farklı bir şekilde burada Gülşehri'ye götürüyorum. Aynı şekilde Vesület-i Necat halk arasında Mevlüt adıyla biliniyor. Bunun da yine şöyle bunu da farklı bir okla gösterelim. Bu da yine neydi arkadaşlar? Süleyman Çelebi'nin Mevlüt adlı eseriydi. Kurtuluş Vesilesi. Leyla ve Mecnun arkadaşlar Fuzuli'nin eseriydi. Onu da şöyle 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 farklı farklı bir şekilde Fuzuli'ye götürelim. Hüsnü aşk da tabii ki Şeyh Galib'in divan edebiyatının son büyük şairi Şeyh Galib'in eseri. Bunu da şöyle yapalım. Şöyle 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 götürelim. Şöyle 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 olsun. Bu da bu şekilde gelmiş olsun. Her birini farklı oklarla gösterdim ki kafanız karışmasın. Kafanız karışmasın diye. Leyla Mecnun Fuzuli'nin Hüsnü Aşk Şeyh Galib'in, Mantıkut Tahir Gülşehri'nin ve Necat halk arasıyla mevlüt olarak, bilinen şey. Süleyman Çelebi'nin, Zufi Zeliha Şeyh e, Tamza'nın, Risalet-i Yunus Emre'nin. Bunun haricinde Fuzuli'nin, Bengü Badesi ve Leyla Mecnun'u da önemli. Şimdi geldik bir e, nedir noktalama işaretleri sorusuna. Bakalım. Şimdi aşağıdaki parça boş, boş ayraçlarla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz demiş. Muhteşem bir yerdeyiz. Hmm. Muhteşem bir yer burası. Dinlemek istediğiniz zaman da caminin bahçesindeki çınar ağacının gölgesine kaçın diyor. Muhteşem bir yer burası. Ünlem işaretini koyalım. Dinlemek istediğiniz zaman da caminin bahçesindeki çınar ağacının gölgesine kaçın. Üstüne bir de künefe söyleyin. Tamam. Buraya da bir nokta koyalım. Hatay'ın kesme işaretleri alalım. Meşhur künefesinin en güzel örneğini bu köklü çınarın altında tutabilirsiniz. Tamam nokta. Sonra doğru çarşıya. Üç nokta. Senede üç mahsul verebilen bu topraklarda yetişen her şeyi bu çerçeğe görmeniz mümkün. Neler varmış mesela? Turunç, virgül, defne, virgül, üzüm ve daha niceleri diyor. Ve daha niceleri dediği için buraya da üç nokta koyabiliriz. Bakın burada şu çok önemli arkadaşlar. Turunç, defne ve üzüm deseydi nokta gelirdi. Ama ve daha niceleri dediği için... ...ve'den sonra daha niceleri dediği için 3 noktayı getirmiş oldum. Şimdi burada arkadaşlar sizin yapmanız gerekeni söylüyorum. Birincisi tabii ki edebiyat dersiyle alakalı sizlere biz sıfırdan ona sözel setimizin içerisinde yer alan işte tarih, coğrafya ve edebiyattan edebiyat kısmını ödev vereceğiz. Bu sözel seti alırsanız tarih, coğrafya sözel derslerini çok güzel bir şekilde halledersiniz. Ben burada hemen sıfırdan ona edebiyat kitabımızı çıkarayım içerisinden şöyle buradan çıkarayım. Burada arkadaşlar hemen açalım. Edebiyata girişte din ve edebiyat ilişkisi ve edebiyat tarih ilişkisi kısımlarını güzelce çalışın. Burada çok güzel sizler için konu anlatımları hazırladık bizzat kendimiz. Yazım kuralları ile alakalı testleri, soruları çözün. Sonra hikaye kısmında Bilhassa şu kısım Dede Korut hikayeleri, halk hikayeleri ve mesnevi kısmını eğer okulda işlediğiniz tanzimat ve milli edebiyat hikayeleri kısmını güzel güzel tekrardan arkadaşlar. Ve aynı zamanda ve aynı zamanda yine Dinamo Sözel Set'ten de Dinamo Sözel Set'ten de ödev vermek istiyorum. Bunu da açmak istiyorum. Burada da yine edebiyat, coğrafya, tarih var. Of çıkaramadım gerçekten. Of gerçekten bayağı da zorlandık. Şöyle tarihi çıkaralım. Ardından bayağı da bir sanki reklam yapıyormuş gibi olduk ama burada size sıkabilecek soruları da göstermek istiyorum. Şöyle ki onun sınıfı, denem onun başında Milletin Bakanlığı kazanımları var. Bak diyor ki edebiyatın tarih ve dinle ilişkisi diyor. Demek ki bunu sınavda soracaklar size. Bir. Türk edebiyatının tarih dönemleri. Bunu size sınavda soracaklar. Bunlar Milletin Bakanlığı kazanımları arkadaşlar. Devam ediyorum. Gerçekliğin edebiyatı gerçekliğin edebi yeniden yorumlandığı, edebiyatı gerçekliğin edebi yeniden yorumlandığı, tarihin edebiyattan yararlanabileceği üzerine durulur. Tarihin nasıl yararlandığını sorabilirler bize. Dini hayatın edebi dönemleri bile etkilenen bir yoldan bahsedilir. Bunlar kazanımlar. Biz de bu kazanımlara uygun bir şekilde sizlere imla ve noktalama demişken aynı şekilde. Bir tane reper soru bir tane reper çözümü yapmıştık. Buradaki soruları güzel güzel çözün. Hatta bu birinci ünitenin sonunda buradaki reper sorulardan sonra arkadaşlar sizler için bir de yazılı hazırladık. Bu tüm Dinamo'daki bütün kitaplar için geçerli. Bu yazılı sadece birinci üniteyle alakalı ama sizde ikinci ünitede var bak. Dede Korkut hikayeleri, iki halk hikayesi, bir mesnevi bunları demek ki örneklendirip bunların içindeki özellikleri aynı benim az önce size sınavda sorduğum gibi soracaklar. Dolayısıyla sizler de mutlaka Bununla alakalı buradaki yazılı örneklerimiz gibi bak hikayedeki yer zaman olay kişileri hikayenin özelliklerini aynı zamanda bakış açılarını Dede Korkut hikayeleriyle alakalı bilgi ya da Dede Korkut hikayelerinden ya bir mesneviden ya da halk hikayelerinden bir parça verip size de bu şekilde inceleyecekler. Bunları çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Şimdiden sınavlarınıza başarılar.